Herkese merhaba. Bugün sizlere karpuz tarlasına karpuz toplamasından sonra yapılması gerekenleri aktarmak istiyoruz. Karpuzu dikmeden tarlamızı hazırlamıştık. Karpuzu büyütüp toplamıştık. Ama ondan sonra da karpuz tarlasını temizlemek gerekiyor. Biz her sene bu işlemleri yapıyoruz. Bizim yaptığımız temizleme işlemlerini de sizlere sırayla aktarmaya çalışıyoruz. Bu ne demek diyecek olursanız, bu işlemi aslında damlamaları rahatlıkla toplamak için yapıyoruz. Karpuz, biliyorsunuz kişiye göre değişiklik gösterse de ortalama 3,5 metre aralıklarla dikim yapılıyor ve kolları bu araları kapatıyor. Biz de o kapattığı yerlere tizgara yaparak gövdelerini kesiyoruz ki damlamaları rahatlıkla çıkarabilelim. Bu işlemi yapınca tarlanın orta kısmı temizlenmiş oluyor. Sonrasında da damlama toplama işlemlerine geçiyoruz. Aralarını sürdükten sonra her sıradaki damlamaları tek tek kök kısmından çıkarıp orta alana koyuyoruz. Tizgara yapıldı diye bu işlemi yapmak çok basit olmuyor. Her sıra için ayrıca uğraşmak gerekiyor. Bütün damlamaları hangi alandan rahatlıkla toplayacaksanız o alanı baz alarak planlamanız sizin için rahat olacaktır. Daha sonrasında ya damlama toplama makinesiyle ya da böyle bizim gibi kocaman daireler oluşturarak istediğiniz alana koyabilirsiniz. Biz damlama toplama makinesiyle topluyorduk ama makinede son anda bir problem oldu. Bu şekilde daireler oluşturarak yapmış olduk. Damlama makinesiyle toplayınca 20 mm çapında olan kalın damlamalarda kıvrılma ihtimali oluyor. Bir nevi onu da engellemeye çalıştık. En zor ve en uğraştırıcı kısımlarından biri olan maslama naylonların toplanması aşamasına geldik. Bu naylonları yabancı otlardan korunmak için yapıyorduk. Bu işlem hem bizi çapalama masrafından kurtarıyordu hem de zaman kazandırıyordu demiştik. Tabii başka faydaları da var ama onu tarladan toplamamız gerekiyor. Bu işlem yapılmazsa toprağa karışma ihtimali olmuyor. Olsa da yıllar sürebiliyor. Kısaca toprağa zarar veriyor. Organik maslama yapılmadığı zamanlarda bu şekilde zirai örtüler kullanıldığında muhakkak toplanması gerekiyor. Çok fazla eleştiri aldık toprağa zarar veriyorsunuz diye. Biz tekrardan topluyoruz ve toprağa karışmasını engelliyoruz. Eğer bu şekilde üretim yapıyorsanız toplamanızı tavsiye ederiz. Topladıktan sonra bu naylonları tarladan çıkarıp uygun yere boşaltıyoruz. Tarlada damlama ve maslama naylonlarının toplanmasından sonra kalan otların ve karpuzların temizlenmesi için tizgara yapma işlemini gerçekleştiriyoruz. Hem yan hem de dik bir şekilde yaparsak da daha çabuk kesilmesini sağlıyor. Eğer otlarınız çok büyümüşse belki bir kez daha yapmanız gerekebilir. Bunu tarlanın durumuna göre ayarlayabilirsiniz. Tarlanın otlardan ve karpuzlardan temizlendikten sonra toprağa karıştırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Biz üçlü pullukla sürüyoruz. Hem traktörümüz anca çekiyor hem de elimizde üçlü pulluk bulunmaktadır. Bu şekilde tarlayı karıştırıyoruz. Yani bir nevi belleme işlemi yapıyoruz. Eğer elinizde varsa pulluk yerine patlatma işlemi yapabilirsiniz. O da aynı işlemi görebilir. Tarlayı pullukla sürdükten sonra eğer kuru bir zamanda sürüldüyse büyük büyük tezekler yani toprak parçacıkları çıkarmış oluyor. Bunu da pullukla sürdükten sonra hemen yapmak onların parçalanıp ince bir yapıya bürünmesini sağlıyor. Fazla kurursa sert ve moloz haline gelir, eritmesi zor olur. Dikkat etmek gerekir. Az bir yağmur yağması bile rahatça yapılmasını sağlar. Bu işlemlerden sonra bir şey ekilecekse, mesela ıspanak ekimi olacaksa
tırmık yapılıp, gübre atılıp ekilme işlemlerine geçilebilir. Bunu yakın bir zamanda sizlere aktaracağız. Bizim karpuz topladıktan sonra yaptığımız işlemler bu şekildedir. Sizlere kabaca anlatmak istedik. Her bir işlemin detayını sizlere yakın bir zamanda aktarmaya çalışacağız. Bize destek olmayı unutmayın. Üretimle kalın.